Şimdi iki yıldız isme geliyoruz. Bir tanesine son derece yakınsın. Okan Bayülgen ve Cem Yılmaz. Cem Yılmaz, Erşan Kuneri filmiyle hayli gündemde konuşuluyor, tartışılıyor ve izleniyor. Okan Bayülgen'in programına katıldı ve Okan Bayülgen'e 90'larda biz en seksi erkektir diye, erkeklik diye takıldı. Sonra ikisi birden Can Yaman'ın adını dillerine doladılar. Bu eğlenceli anları izleyelim. Cem Yılmaz Okan Bayülgen'e konuk oldu. İkisi de formundaydı. Can Yaman'ı tiye aldı. Yaptım, oradan yürüyebilir miyim diye baktım. Okan, hatırlıyorsun 90'ları. Çocuklar, 90'ları. Siz 90'ları hatırlıyor musunuz? 90'larda biz en seksi erkeklerdik. Evet. Bak, gülüyorlar şu an. Ve o zamanlar Can Yaman daha libido bile değil yani. Başka birinin libidosuydu. Geçtiğimiz yıllarda hatırlayacaksınız, Cem Yılmaz aşırı kilolarıyla gündeme gelmiş. Ancak bu kiloları vermek için deli gibi spor yapmıştı. Cem Yılmaz bir zamanlar kaslı vücuduyla pozlar veriyordu. Yılmaz, Okan Bayülgen'e yardımcı olabileceğini söyledi. O sportif görünüme kavuşmak istiyorsan yardımcı olabilir. Değil mi söylüyorsun? Ne olacak abi? İki ay o. Okan Bayülgen de kaslı vücuduyla namsalan Can Yaman'dan bir dönem ders alacağını itiraf etti. Ben Can Yaman'dan ders alacaktım ama askere gitti çocuk. Cem Yılmaz'dan Can Yaman'a övgü dolu sözler. Can Yaman hazır dersini almışken. Evet, dersini alıyorum. Peki. Bir dakika, burada bir pozitif ayrımcılık yapılmasın. Biz çirkinleri, hani biz yıllarca karizmatiyiz falan diye götürdük. Evet. Ben de sen de olumlu bir şey söylediğini tahmin ediyorum. Ben yakışıklı çocuklarla ilgili, güzel kızlarla ilgili çok yani bu şey artık kalksın. Bu çocuk yakışıklı, güzel, kasları var. Çok üstüne gidiliyor, yapmasınlar. Cem Yılmaz, Can Yaman'la ilgili açıklamalarında ciddi miydi yoksa şaka mı yaptı bilinmiyor. Ancak şu sıralar sapkın hayranları tarafından kanlı tehdit mektupları alan Can Yaman'ın kaslarının yine gündem olduğu bir gerçek. Seni yerler, yerler. Seni ham yapar, ve Cem'in diline düştüyse başarmış demek ki. Katılıyor evet. musun? Kesinlikle %100. Sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da çok geniş bir hayran kitlesi var. Evet. Can yırttı mı sence? Yani yırttı ama yine de şunu söyleyeceğim. Can Yaman bir televizyon şöhreti. Ve televizyondaki şöhret çok hızlı. Yani geçiliyor. Sabun köpüğü gibi eriyip gidebiliyor. Yani kimleri kimleri izledik, çok sevdik. Türkiye'nin en ünlüsü oldular ve şu an hiç bahsetmiyoruz mesela. Evet. Ama sinema mesela çok daha kalıcı bir şey. Atıyorum az önce konuştuğumuz Farah Zeynep Abdullah'ın 5 yıl sonra da Bergen filmini konuşacağız. Kesinlikle. Ama 5 yıl sonra şu anki hiçbir diziyi konuşacağımızı sanmıyorum. Hayır. Mesela. Tabii. O yüzden yani Can Yaman evet çok ünlü, dışarıda da çok ünlü falan ama bunların hepsi hızlı bir şekilde de içe çökebilir, bitebilir. Çünkü şöyle bir şey var. Averaj bir oyuncu yani hani ortalama bir oyuncu. Evet kaslı, çok güzel böyle heykelsi bir vücudu evet, var falan. Boylu yakışıklı, poslu. Boylu poslu. Hani böyle kadınların böyle kadınlara hayal kurduran erkek vesaire. Ama hani zamanda geçiyor, yaş ilerliyor. Yani oyunculuk her yaşta yapılan bir meslek. Can Yamanlar gibiler geliyor. Evet, şimdi mesela Can 40-45'ine geldiği zaman 25 yaşındaki yeni canlarla nasıl rekabet edecek? Edemeyecek. O yüzden umarım şu an oyunculuğuna büyük yatırım yapıyordur. Orada çok büyük paralar kazanıyormuş. Mesela bir programa evet. katılıyor 100 bin euro. Bir reklamda oynuyor ne bileyim ya da bir dizide oynuyor bölüm başına 100 bin euro. Çok evet, büyük para canım, var. Evet tabii canım, yani bizim birkaç ömürde kazanamayacağımız parayı o bir aynen. yılda kazanıyor. Murat Tolga, tıpkı biraz evvel Meryem Uzerli örneğinde aha. verdiğin gibi evet Can Yaman İtalya ve İtalya üzerinden belki diğer memleketlere de açılacak. Ama Türkiye piyasası unutur mu? Ya da Türkiye piyasası Can'dan vazgeçer mi? Can buradan vazgeçer mi? Meryem Uzerli 1,5-2 yıl uluslararası film festivallerinde dolaştıktan sonra ne diyorsun? Artık Türkiye'de dizi yapmak istiyor. Evet, evet. evet. Yani çok kaptırmasınlar işte yani. Orada bir kariyer ilerlesinler ama asıl seyircisinin de bu ülkede olduğunu unutmasınlar. Bunu yaparlarsa, bunu yapan Haluk Bilginer var mesela. Evet. Yani Haluk Bilginer evet. gidiyor dışarıda. Yani atıyorum işte Amerikan işi Halloween korku filminin işte çok önemli böyle bir rol üstleniyor. Şimdi yeni bir dizi çekiyor zannederim İngiltere'de falan. Hı. Ama geliyor Türkiye'de de iş yapıyor platformayı. Evet, iki ayaklı güzel kanalı. Çalışıyor. Aynen yani iki tarafı da besliyor. Zaten mesela öyledir yani tek bir musluğunuz olmasın. Biri kurursa öbürü akmaya devam etsin. Evet. Yani benim bütün oyunculara, Can'a ya da diğerlerine biraz bu mesleği gözlemleyen biri olarak tavsiyem. Tamam ben oldum artık buralardayım falan deyip bırakırlarsa havalara girmesinler evet, diyorsun orada aslında. Bittikleri ama burada da kimse yüzüne bakmaz. Evet.